Ben halktan biriyim. Ben halkın içinde biriyim. Ben saraylarda yaşayan bir adam değilim. Benim memleketimde, benim yönettiğim memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben uyuyamam ya. O bir yansımayla o videoyu nerede çektiği net bir şekilde kabak gibi ortaya çıktı. Ve o otelin bir geceliği 100 bin liranın üzerinde. Ben halktan biriyim. Ben halkın içinde biriyim. Ben saraylarda yaşayan bir adam değilim. Benim halkım rahat etmediği zaman, halkım aç olduğu zaman gözüme uyku girmiyor. Kim diyor bunları? Kemal Kılıçdaroğlu tabii. Halk TV'de konuştu Suat Toktaş'ın karşısında. Tayyip Erdoğan'ın imzası var dediği ihaleyle ilgili konuşuyor ama ya yalanın ortaya çıktı. Öyle bir imza olamaz. Cumhurbaşkanı ihale iptal etmez, Cumhurbaşkanı imza atmaz. Hem Ulaştırma Bakanı söyledi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Bey bu imza meselesi, imzayı konuşmuyor. Ne konuşuyor? Vallahi işte konuşuyor. Sonra sözü getirip diyor ki ben saraylarda olmam, ben bilmem nerede olmam, benim gözüme uyku girmez. Beyler saray ışıl ışıl, saray ışıl ışıl. Fatura ödüyor mu? Zinhar. Yol parası? Zinhar. Uçak parası? Zinhar. Elektrik su? Zinhar. Benim memleketimde, benim yönettiğim memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben uyuyamam ya. Ya Hazreti Ömer boşuna mı demiş? Dicle'nin kenarında iki koyun kaybolsa sorumlusu benim diyor ya. Şu adalete bakın Allah aşkına ya. Gözüne uyku girmiyor. He. Şimdi Kemal Bey'e bir gidelim bakalım neredeymiş. Hani o videoyu yayınladı ya. Ey halkım, ey milletim toplaşın. Yeni bir video yapacağım. Dedik ne olacak acaba, ne açıklayacak? Ekranların karşısına geçti. Tabi kurban olduğum Allah. Kurban olduğum Allah. O bir yansıma. Hani saray diyor, işte lüks hayat diyor, bilmem ne diyor. O bir yansımayla o videoyu nerede çektiği net bir şekilde kabak gibi ortaya çıktı. Nerede çekmiş? İstanbul'da. Lüks bir otelde, bir sarayda. Ve o otelin bir geceliği 100 bin liranın üzerinde, kral dairesi, krallar gibi ekran karşısında. Ey halkım, siz rahat etmeyince ben uyuyamıyorum. Ben rahat uyuyamıyorum, bak görüyorsunuz değil mi? Neredeyim görüyorsunuz. Neyse, troller dedi, troller. Paralı troller, troll ordusu. Hakikaten ben bir şey söyleyeyim. Ya kulaklarıma inanamıyorum ya. Bir CHP'li arkadaşımla konuşuyorum, diyor ki ya baba diyor bizim başımız dertte diyor. Biz de diyoruz ki herhalde çok önemli bir şey açıklayacak. Geçti ekranın karşısına, troll dediği isimleri tek tek anons etti ve hangi dille bir izleyelim Kemal Bey'i. Evet sevgili halkı merhaba. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile, evet bir tek imza ile neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar, sonra bunları aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık hazine. Onun için sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla. Ben de bu troll ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde. Ama ben bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son 6 ayda
beni etiketleyen 700 binden fazla, evet 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suçu alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde. Durun, bir ikisini anlatayım. Nevzat Kanlı ya da Kanlı Nevzat 35. Öyle mi diyeyim? Neyse, diğer namı Son Layık Bükücü. Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşeniyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir, bir görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı bir iç ağ, ona bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4000 kez küfretmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. Gerçi bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını. Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş, sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Mesela Trakyalı diye bir diğer troll başı. Günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küfür. Bu troller vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guinness Rekorlar kitabı. Erdoğan, sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı. Sonra Servet K, rakamları uzun diye bir troll başı daha var. Bakın bu trollüm de son 3-4 ayda 3315 tweet yazmış. Evladım, sen de harcanıyorsun buralarda. Sabri Kontek, Jaba Recep 8, sizleri de biliyorum. Ve tabii sizin lider ekibinizi de. The Marginal, medya adamı. Anladınız değil mi beni? Mesela bir tanesi demiş ki, çok affedersiniz. Lan Kemal, sen bir sonraki seçimi kazan, ben de donla gezeceğim. Bak, ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım, öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz. Sevgili halkım, bunların işleyişleri çok basit. Troll başları ve yazılımlarıyla bir hashtag açıyorlar. Ve sürülerine talimat veriyorlar. Saldırın diye. Hepsi fake. Hashtagler. Hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağababalarının dili. Kılavuzları camide dil kopartıyor. Bunlar da dijitalde. Sevgili troller, size bir tavsiye. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweetlerini. Ya da topla cesaretini, çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Merak etme. Bugünün hashtag'i de benden olsun sevgili halkım. Sarayın trolleri ifşa oldu. Bunun altına yazarsınız ya da boşverin. Etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah. Bu dili hatırladınız değil mi? Hoş geldiniz. Burada mısınız? Sen de gel.
hey burada mısın yoklama yaptı. Şimdi layık bükücü Nevzat Kanlı diye bir kişinin ismini verdi. Dedi ki 200 bin mi 300 bin mi 300 bin kişilik bir ordu kurmuşlar. Sarayın beslemeleri ve saray tarafından böyle bir örgüt kurulmuş ve bu örgüt bana saldırıyor diyor. Ben şimdi bu isimleri deşifre ediyorum tek tek diyor. Bu sarayın şatafatı diyor. Arkasına bakıyorsunuz, o yansımaya bakıyoruz. Şatafatın daniskasında oturmuş ahkam kesiyor. Troll ağı hazineden çalınan paralarla beslenmiş. Tabii ki şahıs demeyi de ihmal etmiyor. Şahıs ve ailesi, sevgili trollerim, siz de hoş geldiniz. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Konuştu birdenbire dur. Nickname adını da son layık bükücü olarak halka ilan etti. Halkım, milletim. Bak, trollerden birini deşifre ediyorum. Bu ordu kurmuş, illegal bir ordu kurmuş. Nevzat Kanlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarayın talimatıyla, tırnak içinde söylüyorum, hedef almış, etiketlemiş, küfür etmiş kendisine. Hatta daha da ileri gitti. Nevzat Kanlı için benim dijital sapığım dedi. Ben Nevzat Kanlı'ya ulaşmaya çalıştım da ulaşamadım. Yazdım, dedim kardeş gel bir konuşalım ama cevap alamadım. Nevzat Kanlı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür falan etmedim. Beni hedef gösterdi. Gerçekten de hedef haline geldi o gece. İyi akşamlar, ben Nevzat Kanlı. Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlamış olduğu bir videoda son layık bükücü bir troll hesap üzerinden kendisine defalarca küfür edildiğini ve bu hesabın sahibinin de Nevzat Kanlı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Bu açıklamadan sonra inanılmaz şekilde bir itibar suikastına maruz kaldım. Eren Erdem'in paylaşmış olduğu bir paylaşımı kopyalayarak bütün sosyal medyada inanılmaz şekilde bir hakarete, çocuklarımın resimlerini, torunlarımın resimlerini, eşimin olan resimleri paylaşarak bana hakaret edildi. Bu kişi asla ben değilim. Benim böyle bir paylaşımım yoktur. Benim ömrüm boyunca attığım tweet'in sayısı 30'u 40'ı geçmez. Böyle bir zamanım da yoktur. Eren Erdem'in benden acil bir şekilde özür dilemesini bekliyorum. Ve bu paylaşım yaptığı tweet'i de silmesini bekliyorum. Yarın zaten gerekli mercilere gerekli başvurular yapılacaktır. Saygılarımla iyi akşamlar diliyorum. Nevzat Kanlı'nın fotoğraflarını, işte sosyal medyadaki hesaplarını vesaire hepsini bir bir deşifre ettiler. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da yolu göstermişti ve hashtag adresini de vermişti. Troller ifşa oldu falan gibi bir başlıkla halkına, milletine çağrı da yapmıştı. Şu Nevzat'ın bir canını okuyun dedi ve gerçekten de öyle oldu. Sadece Nevzat değildi, birkaç isim daha zikretti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu isimler de açıklamalar yaptılar. Bu isimler de herhangi bir küfür şeklinde bir tweetlerin olmadığını söylediler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiklerini söylediler. Ki Nevzat Kanlı zaten geçmişte bir konuşma yapmış bu konuda. Demiş ki ya ben gönüllü olarak 200 bin kişilik bir şey kurdum. Sosyal medya ağı kurdum. Ve ben bu konuda Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum demiş. Açık açık bunu ortaya koymuş. Yani öyle raporlara, araştırmacılara, bilmem nelere falan gerek kalmamış. Kemal Kılıçdaroğlu yine oradan herhalde bir hani elini şöyle yapıyor, öyle götürdüler falan diyor ya. Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu da bu açık, aleni, bilinen bir şeyi böyle paraları bir tarafa akıtarak araştırma yapmış olmalı ki böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Nevzat Kanlı, işte benim sapığım bilmem ne gibi ifadelerle bu isimlerin tamamını hedef haline getirdi. Şimdi troll dediğimizde arkadaşlar, bu troller saray tarafından besleniyor diyor. Ana muhalefet partisinin lideri söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Hani neydi? Gökhan Athena troll der. Murat Ongun İsviçre'de tatil yaparken troll der. Öbürü der. Fazıl Say der. Hatta Seyit Torun bile der. Ama ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp böyle belge, bilgi olmadan, bak tekrar söylüyorum, açık olan bir şeyi kamuoyuna yeniymiş gibi sunup ve bunlar saray tarafından hazinenin parası çalınarak
örgütlenmişler, bana saldırıyorlar diyor. Belge yok, her zamanki gibi. Salla gitsin. Tutar mı? Biraz tutar. Sonrasına bakıyorsun, hop yine al aşağı. Arkadaşlar, şimdi biz burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz. Yanlışlarından dolayı eleştiriyoruz. Hakikatleri konuşmadığı için eleştiriyoruz. Yahu senin o kadar trollün var. Özgür Özel var, Ali Mahir Başarır var, işte Engin Özkoç var, var da var. Ver bunlardan birisini, zaten onlar da sallıyorlar, sen de sallıyorsun. Bari kendini bu duruma düşürme dediğimizde yine biz eleştiri olarak aslında bir iyilik yapıyoruz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu daha iki gün önce ne dedi? Ya beni eleştirin. Ya baba, eleştiriyoruz işte. Yani eleştirdiğimizde de bunları yapıyorsunuz. Troll diyorsunuz, yandaş diyorsunuz, yalaka diyorsunuz, besleme diyorsunuz. Diyorsunuz da diyorsunuz. Hani eleştiriye açıktınız? Şimdi bu başlı başına bir kepazelik. Yani CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kafayla 2023'te Cumhurbaşkanı olmayı gibi bir hayalin içerisindeyse hiç kusura bakmasın, böyle bu şekilde birilerine özenerek böyle videolarla, yani hakikaten söylemek de istemiyorum, böyle şov yaparak yalanlarla, iftirayla bir yere geleceğini ben zannetmiyorum. Varsa böyle bir şeyi çıkarsınız, ortaya koyarsınız, belgesiyle ispat edersiniz. Bak, Nevzat Kanlı dün açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Dedi ki, avukatlarıma talimat verdim, yarın dava açacağım. Hadi troll dediğin bu Nevzat Kanlı ve onunla beraber hepsini deşifre ettin ya, bunlar mahkemeye başvuracaklarını söylediler. E Kemal Bey, sen de bir belge koy ortaya, de ki kardeş hiç boşuna uğraşmayın, çırpınmayın. Aha da belge burada, sizin canınızı çok yakacağım de, mahkemeye başvur. Yahu arkadaş, imza atmış diyor, imza. Cumhurbaşkanı Erdoğan imza atarak bu ihaleyi iptal etmiş. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor, anladınız mı? E nerede imza? Bakan imza atmaz diyor, imzalamaz diyor. Yani o belge gerçek değil mi? Öyle belge yok ki. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu değil, yerine Ali Mahir Başarır konuşuyor. Yalanı örtbas etmeye çalışırken daha da batıyorlar. Neymiş efendim? İşte ihale şöyle. Ya kardeş, imzayla iptal ettim etmedim. Sen onu söyle. O öyle olmuş, bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş. Hiç bu palavraları sıkmanıza gerek yok. İmza nerede, imza? Tayyip Erdoğan'ın bir ihaleyi iptal ettiği bir imza gösterin, ellerinizden öperim. Yok öyle bir imza. Olmadığı için de debelenip duruyorlar. Bunlar mahkemeye gitmiyor. Hala konuşmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı mahkemeye başvurdu ve dedi ki, kardeş böyle bir imza yok. İspatla. Erdoğan da Trabzon'da mıydı, Giresun'da mıydı, nerede konuştuysa, yalancılığını ispat et dedi. Kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal. Yalancılığını ispat ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık benim hemşerilerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek. Bu troller iddiası da, şu imza meselesi de herhalde mahkemede bitecek. Şimdi Erdoğan'ın bu konuşmasını gündeme getirdik ve şimdi diyecekler ki, ya sen böyle konuşuyorsun, atıp tutuyorsun Hadi Özışık. Trabzon'da bir şey oldu, başka bir şey oldu. Sadece Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi. Bir çocuk çıkarıldı kürsüye, otobüsün başına, veya orada konuşturuldu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hain dedi. Hemen mikrofonu verin. Arkadaşlar, bu Bay Kemal'in Cumhurbaşkanı amcam, Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En iyi. Şimdi ben hiç lafı evelemeden, gevelemeden size söyleyeyim görüşümü kardeşim. Yapılan yanlıştır. O çocuğun oraya çıkarılması yanlıştır. O çocuğun konuşturulması yanlıştır. O çocuğun eline mikrofonu verilmesi baştan sona yanlıştır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na kızarız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiririz. Ama bir çocuğun eline bir mikrofon verip o çocuğa, Kemal Kılıçdaroğlu'na o otobüsün başında hain dedirtmek AK Parti'ye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar özellikle CHP'li kurmayların
küçücük çocukların eline pankartlar verip AK Parti'ye yönelik bir takım sloganlar attırmasına hep karşı çıkmadık mı? Biz bugüne kadar Berkin Elvan denilen çocuğun üzerinde siyaset yapılmasına karşı çıkmadık mı? Bu çocukların siyasetin içerisinde olmaması gerektiğini her defasında söylemedik mi? O zaman bu ne? O zaman bu ne kardeşim? İçinizden bana kızanlar olduğunu görüyorum, fark ediyorum. Yahu Hadi Işık işte çocuk orada konuşmuş bilmem ne, yok kardeş. Tekrar söylüyorum. Bakın dünden beri bu konu tartışılıyor. Dünden beri ellerinden alınan o gündemi tekrar onların eline verdik ve sabahtan akşama kadar bunun üzerine tepindiler. Kemal Kılıçdaroğlu da çıkıp ya ey CHP'liler ya bu görüntüyü vermeyin. Ya çok utandım, dondum kaldım. Bunların hepsi de yalan. CHP'lilerin hepsi bu çocuğu paylaştı. Hepsi yüzünü de gösterdi, gözünü de gösterdi, kaşını da gösterdi. Sonra efendim Kemal Kılıçdaroğlu silin demiş de silmişler. Bu şov da yalan. Bu da o çocuğu istismar etmekten başka bir şey değil. Güya çocuğun geleceğini düşünüp bu işte yaydıkları haberleri sileceklermiş de o çocuk gelecekte sıkıntı yaşamasın diye. Bak bak hele bak. Şimdi AK Parti böyle bir malzemeyi verirse bunlar da üzerinde böyle güzel güzel tepinirler. Hani gol pası dediğimiz şey var ya, sen pası verirsin adam 90'a takar kardeşim, ki dünden beri takıyorlar. İktidar cenahından şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Bir tek Süleyman Soylu bir tweet attı ve işte bu çocuğun oraya geldiğini işte heyecandan bilmem ne falan filan çok da inandırıcı olmadığını söylemeliyim. Özetle o çocuğun oraya çıkarılması yanlıştır. AK Parti'nin böyle şeylerden medet umması daha büyük yanlıştır. Ve eğer hani Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp belge diyor bilmem ne diyor, sahte belgelerle karşımıza çıkıyor. Ya da işte bu trollerden bahsediyor. Saraydan işte hazinenin parasını çaldılar bilmem ne yaptılar falan filan gibi abuk subuk şeyler söyleyerek kendini gündemde tutuyor. Ya da tutmaya çalışıyor. Ama günün sonunda perişan yerlere seriliyor. Ama kardeş sen getirip böyle bir malzemeyi veriyorsun, adam hop yukarı çıkarıyorsun tekrar. Oldu mu şimdi? Olmadı. Yanlış. 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 Yanlış.